Efendim merhaba. Yeni bir edebiyat bülteninde daha sizlerle beraberim. Bugün size dünyaca meşhur bir yazar olan Paulo Coelho'nun kitabını tanıtacağım. Kazanan Yalnızdır isimli kitabı. Öncelikle Paulo Bey kimdir? Ona bir değinelim. 1947 yılında Brezilya'da doğmuş olan yazarımız yazmış olduğu Simyacı isimli kitabıyla büyük bir şöhrete kavuşmuş. Bugün de Birleşmiş Milletler'in barış temsilcisi olarak görev yapmaktadır. Hali hayatta yaşayan yazarlarımızdan bir tane yaşayan meşhur dünyaca meşhur yazarlardan bir tanesidir. Kazanan Yalnızdır kitabı ismi gerçekten insanı etkileyen, büyüleyen bir kitap. Yalnız internetteki araştırmalar haksız yorumların olduğunu gösteriyor. Kitap hakkında bazı eleştiriler var. Ancak bu kitap, şunu söyleyebilirim, bu kitap bir serüven kitabı değil. Bu kitap bize güçlü bir gözleme, güçlü bir tecrübe birikimine dayanarak kaleme alınmış, doğrudan insanı en salt haliyle bize tanıtan bir kitap. Paulo Bey de zaten çok zeki bir insan. Bu zekiliğinin ne düzeyde olduğunu kitap okurken biz fark edebiliyoruz. Çünkü insana dair gözlemleri çok güçlü ve gerçekten çok haklı. Efendim, kitabını anlatırken bize iyi bir senaryoda kurgulamış. Ancak kitabın teması başlı başına insan. Bunun içinde süper sınıf ve kendi deyimiyle sıradan ölümlüler, süper sınıfın ve sıradan ölümlülerin hayatını ele almış. Yani iki zıt kutup, süper sınıf kutbu ve sıradan ölümlüler kutbu, dünyada var olan insan tektir ama insan kendi içerisinde sınıf yaratmıştır, süper sınıf ve efendim sıradan ölümlüler sınıfı diye. Süper sınıfın sıradan ölümlülere bakışı ve davranışı bu kitapta konu alıyor. Aynı şekilde sıradan ölümlülerin de süper sınıfı olan yaklaşımı, bakışı ve onlara karşı sergilediği davranışlar bu kitapta yer alıyor. Kitap senaryosu nasıl peki bu kitabın? Nasıl bir içeriğe sahip diyecek olursak, kitabımız Avrupa'da geçiyor. Mekan Avrupa ama zaman, yani yıl olarak belli değil. Saat olarak, gün olarak belli ama yıl olarak belli değil. Fransa'nın Nice'e yakın, meşhur Nice şehrine yakın Cannes şehrinde, festivalleriyle meşhur Cannes şehrinde geçiyor bu kitap. Yine bir film festivali var ve dünyanın çeşitli yerlerinden bu konuya ilgi duyan zenginler iştirak ediyorlar festivale. Bunların içerisinde de bizim için en önemli olan Rusya'dan gelmiş bulunan ve Afganistan Savaşı'na katılmış eski bir asker olan Igor. Igor, kendisini terk eden bir karısı var. İsmi Eva. Eva Hanım Igor'la boşandıktan sonra hangi ülkeden olduğu belli değil ama ismi Hamid ve bir Arap dünyasından, bir moda dünyasında zengin başka bir insanla evli. Igor Eva'ya duyduğu aşk o kadar fazla ki Eva'ya son görüşmelerinde senin için dünyaları yok edeceğim diyor ama Eva'nın pek umrunda olmuyor. Bu sözü de pek önem atfetmiyor kendi iş dünyasında Eva. İşine bakıyor, yoluna bakıyor ve ayrılıyor Igor'dan. Igor iyi bir planlama ve fırsatların kendine sunduğu imkanlar doğrultusunda Eva kocası Hamit'le birlikte efendim Cannes'daki film festivaline katılacağını bildiği için Igor kendisi de geliyor ve orada dünyaları yok etmeye başlıyor. Bir seri katile dönüşüyor orada Igor. Şimdi sıradan ölümlüler ve süper sınıf dedik ya, bu ikisi arasındaki gitgelleri, bu iki sınıfın arasında bir yaptığı sıkı gözlemleri bize aktaracağı için yazar ilk katili sıradan ölümlü bir kız oluyor. Sıradan ölümlülerden bir kız oluyor. Onu şah damarına, onu sıradan bir şekilde öldürüyor gerçekten. Şah damarına yaptığı çok basit bir hareketle, ustaca bir ölüm tekniği kullanarak öldürüyor. O da hiç zorlanmıyor. İkincisini ise süper sınıftan bir film yönetmenini öldürüyor. Onu da
süper sınıfa layık bir şekilde öldürüyor. Çok özel bir zehir ve iğne uzaktan atarak onu yok ediyor. Üçüncüsünde yine şey olmak isteyen manken, aktrist olmak isteyen bir bayanın kalbine bıçak saplayarak sahilde öldürüyor. Özel bir bıçak o da. Her bir ölümünü diğer ölümün ve hepsinde de Eva'ya mesaj yolluyor. İşte bak dünyalar, bir dünya daha kararttım, bir dünya daha yok ettim gibisine. Eva hiçbirisine mesajların Igor'dan geldiğini hissediyor ama dönüş yapmıyor. Bir diğer ölümünü ise hidrojen, siyanür gazı sıkıştırılmış, tam toparlayamayacağım şimdi, değişik bir pahalı bir şekil, pahalı bir ölüm, süper sınıf ölümü gerçekleştiriyor. Ve en nihayetinde de son ölümünü de yine özel tasarlanmış, çok susturucu kullanılan, çok küçük bir tabanca kullanarak Igor eski eşi Eva'yı ve Hamid'i öldürüyor ve roman burada sona eriyor. Ancak roman içerisinde inanılmaz enteresan cümleler, hayata dair çok değişik tespitler var. Şimdi onlardan size bak. Ben bu kitabın altını, cümlelerin altını çizmekten kitabı okuyamadım desem yeri var. Normalde ben hiçbir romanında cümlelerin altını falan çizmem ama bu roman gerçekten altı çizilmeyi hak ediyordu. Örneğin cümlenin bir tanesi şöyle. Ne zaman biri ölse onunla birlikte evrenin bir parçası da ölür. İnsanların hissettiği, yaşadığı ve gördüğü şeyler de onlarla birlikte ölür. Tıpkı yağmurla akıp giden gözyaşları gibi. Ben bu cümleyi okuduktan sonra bayağı bir üzerine düşündüm. Gerçekten de öyleydi. Diğer hemen yan sayfada yine. Hayat bazen insanları birbirleri için ne kadar çok şey ifade ettiklerini anlasınlar diye ayırır. 49'u yine yazmışım oradan size okuyayım diye. Şurada mesela sanki İncil'den alınmış bir cümle gibi. Kitabın bazı tespitleri inanın sanki böyle bir İncil okuyormuşsunuz gibi ciddi hayata dair gözlemler size sunuyor. Koşma çocuk. Her insanın yaşamındaki en önemli iki varlıktan, Tanrı ve ölümden asla kaçamazsınız. Sanki bir ayet gibi. Efendim şimdi 65'i yazmışım. 65'te de çarpıcı bir cümle var öyle zannediyorum. 65'te de mesela normal olmanın ne demek olduğunu sordum sana cümlesinden sonra 45 tane cümle sıralıyor ki hepsi birbirinden değerli. Çok hayata dair, insana dair çok ciddi gözlemler. Onlardan ben neyin doğru, neyin yanlış olduğunu bilecek kadar yaşamamış olsan da yaşlandıkça bu dünyada erdemin koruyucusu senmişsin gibi davranmak. Normal kabul edilen davranışlardan bir tanesidir. Efendime söylüyorum. Şimdi 141'e gelelim. Orada bir çarpıcı gözlem yazmadan, altını çizmeden edememişim. Işıl ışıl parladıkları sürece elmasların nereden geldiğinin ne önemi var ki? Evet, bu da ışıl ışıl parladığı sürece bir elmasın nereden geldiğinin ne önemi var? Bu da toplumun sürece değil sonuca baktığını gösteriyor. Sonuçta elmas parlaksa nereden geldiğini, sürecin hiçbir önemi yok. İnsan her yerde insandır. Türkiye toplumu olmuş, başka bir toplum olmuş hiç fark etmiyor. Yine çok güzel bir tespit. Sana rahat bir dünya sunan her şeyden uzak dur. Nokta. Yetenek evrensel bir armağandır, virgül. Ama onu kullanmak epey cesaret ister. Herkesin yeteneği var ama kimse yeteneğini geliştirmek için herhangi bir çaba biliyorsunuz sarf etmiyor. Ona vurgu yapmış. En iyi dostum da en kötü düşmanım da benim demiş yazar. Düşündüğümüzde gerçekten de hayatımızda kendimize en iyi dost da yine kendimiziz. En kötü düşman da yine kendimiziz. 163'te çarpıcı bir cümle görmüşüm kitapta. Evet, bu gezegene dair bir cümleydi. Gezegenimiz her zaman bizden güçlüydü. Her zaman da bizden güçlü olacak. Biz onu yok edemeyiz. Sınırı aşarsak gezegen bizi yüzünden silip atar ve varlığını sürdürür. Neden hiç gezegenin bizi yok etmesine izin vermemekten söz etmiyorlar ki? Çünkü gezegeni kurtarmak sözü insana bir güçlülük, eylem ve soyluluk duygusu veriyor. Nokta.
Efendim 163 müydü? 187'ye gidelim. Bir çarpıcı cümle de oradan okuyalım. İnsanlar kendi küçük, bencil dünyalarına kapanıp kalmışlar. Düşündüğümüz zaman gerçekten de çevremize bakarsak insanların kendi küçük ve bencil dünyalarına sıkışıp kaldıklarını görüyoruz. Herkes dünyaya kendi penceresinden bakıyor. Ya, yazar da zaten burada elemanları diyecektim, şeyleri, kahramanları ele alırken kendince düşündü, kendince uygun gördü, kendince cümlesini çok kullanıyor. Hepimiz yüce ruhun birer parçasıyız. Yaratılışımızda bir amaç var. Bu amacın adı da aşk diyor. Eva sunduğu bu kurbanlara acaba layık mıydı? Evet. Eva'nın kendisine dönmesi için Eva'ya kurban sunuyordu. İnsanları öldürüyordu. Sonra Eva'nın buna layık olmadığını fark edince kurban sunmaktan vazgeçti ve bizzat Eva'nın kendisini öldürdü biliyorsunuz romanda. Hedef değiştirdi yani. 223 diyor. Bakalım 223'te ne var? Gayet iyi bir şeye yol açıyorsa erdemdir. Ha, pardon, günah. Eğer iyi bir şeye yol açıyorsa erdemdir. Erdem de eğer kötülük amacıyla kullanılıyorsa günahtır diyor. Onunla alakalı çok mantıklı olan bir açıklama da var burada. Videonun süresi uzun olmasın diyor. Onu geçiyorum. 339'da notumu aldığım diğer bir cümleyi okuyayım. Bu cümleleri okumadan edemedim. Çünkü gerçekten çok ciddi gözlemler, hayat tecrübesi ve birikimler gerektiriyor. Bu cümlelerin ortaya çıkması öyle kolay olmuyor. 339. Şimdi orada cümlenin... Neyse efendim, şimdi o cümleyi bulamadık. Uzatmayalım. Kitabımız bu şekildeydi. Okumanızı tavsiye ederim ama bir serüven kitabı arzu ediyorsanız, bir macera kitabı, çok güzel sizi içindeki olaylarla büyüleyecek bir kitap arzu ediyorsanız bunu çok fazla tavsiye etmiyorum. Ama hayatı görmek istiyorsanız, hayatın tecrübelerini bir de Paulo Coelho'nun dilinden okumak isterseniz buyurun soframıza. Başka bir kitap tanıtımında daha görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın efendim. Kendinize iyi bakın.